Efendim Irak'ın kuzeyinde düşen ve terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirtilen iki helikopterlerle ilgili iddialar son bulmuyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi terör örgütüne helikopterleri kimin sağladığı konusunda Amerika ile Irak Merkezi Hükümeti'nden bir açıklama talep etti. Olay bir muamma gibi gözükmeye devam etse de sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Konuşacağız. Güvenlik uzmanı ve Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi Coşkun Başbuğ konuğumuz. Sayın Başbuğ hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi düşen helikopter Airbus helikopteri tarafından üretilen bir hafif genel maksat helikopteri ve 1975 yılında hizmete girdi. Birçok ülke tarafından da kullanılıyor. Terör örgütüne kim neden helikopter verdi? Aslında bu sorunun cevabı e, net e, Meltem. Yani hem yerel kaynaklardan alınan istihbarat bilgilerinde hem de biraz daha derinlemesine yaptığın araştırmada e, Amerika'nın Irak'ta bazı bölgeleri terk ederken e, Kürtistan Yurtseverler Birliği'ne e, yani e, Talabani kesimine 9 tane helikopteri hibe ettiği ama iki tanesini de PKK'ya ...kullanmak ve kullandırma kaydıyla diye de şerh düştüğü e, dilden dile dolaşıyor. Yani aslında Fransız yapımı olan bu AS-350 dediğimiz model helikopterin esas kaynağı... E, ...Amerika e, ve arkasındaki diğer güçler. E şimdi burada dediğin gibi bir muamma gidiyor. E, ama yavaş yavaş da sis perdesi aralanıyor. Çünkü örtemezsiniz gerçekleri. Yani coğrafyada e, ciddi bir e, kirlilik var... Yani yapılan işler anlamında ama aynı zamanda o bölgeyi de gözleyen bir takım güçler var. Evet şimdi Amerika bütün hem Irak hem Suriye coğrafyasına hakim olmaya çalışan ve yıllardır o bölgeyi de kana bulayan bir aktör. Ama Amerika'yı da takip eden, gözleyen biri var ki onun başına Türkiye geliyor. E şimdi Irak-Kürt bölgesel yönetiminin talebi çok haklı. Bir uçuş var, bilgisi yok. Bir takım işler dönüyor, haberi yok. Böyle bir kaza gerçekleşmese kimsenin haberi olmayacak. Dolayısıyla diyor ki hem Bağdat'a hem Amerika'ya bunun aslı nedir? Kim Ne maksatta uçuyor ve bu uçuş planını kimler haberdar? Bunları bilmek istiyorum diyor. E biz de bilmek istiyoruz. Neden? Çünkü Amerika deyince hemen akla teröre destek geliyor ki bunu Amerika yıllardır yapıyor. Şimdi... Ortada bir tiyatro var, Amerika'nın kurmuş olduğu tiyatro. Bana göre bu meseleyi çözmek için de önce tiyatroyu sonra sahadaki gerçekleri bir okumak lazım. Şimdi tiyatroya bakarsan ortada DHT'ye Amerika'nın kurduğu bir düzmece örgüt var. Ve bu örgütle mücadele ettiğini iddia eden Amerika'da yanına YPG'yi, PKK'yı, SDG'yi farklı isimlerle andırarak yanına yol arkadaşı seçmiş durumda. e Şimdi Amerika DHT'ye mücadeleyi de bölgedeki varlığını resmileştirmek için bir komisyon oluşturarak kendince bir hamle yaptı, siyasi hamle yaptı. İşte Türkiye'de bu komisyonun içerisinde. Komisyonun amacı neydi? DH'de mücadeleydi ve orada bir işbirliği olacaktı. Yani orada olan biten her şeyi bu komisyon yürütecek ve bu komisyonun bilgisi dahilinde bir takım faaliyetler yapılacak idi. e Şimdi Türkiye bu komisyonun üyesi, haberimiz yok. E Amerika e, enteresandır, bu yapılan faaliyeti de komisyona Mal etme gayreti içerisinde her ne kadar komisyon sözcüsü e, Livingston yüzbaşı e, işte bu olayla ilgili herhangi bir bilgimiz yok dese de aslında komisyonun yayınladığı bir başsağlığı mesajı var daha da işin trajedi kısmı bir taziye mesajı var. Evet. E, şimdi e, Amerika önce DEAŞ'ı kurdu kendi ifadesi Amerika'nın de, yani devlet başkanı söyledi bunu. Ardından da bu mücadeleyi yürütecek diye tırnak içinde söylüyorum. Bir komisyon oluşturdu ve varlığını resmileştirdi. E şimdi bu e, bahsetmiş olduğumuz kurum taziye mesajı yayınlıyor. Bu olayı arka planında Amerika ile birlikte desteklediğini ifade ediyor ki bunun içinde İngiltere var, bunun içinde Fransa var, Almanya var. E şimdi e, Türkiye'de haklı olarak diyor ki madem böyle bir komisyon var, madem ben bu işin içindeyim bu olaylardan benim niye haberim yok? Neden yok? Çünkü kirli işler dönüyor. Bunlar sahanın tiyatro kısmı. Amerika'nın kurmuş olduğu tiyatro kısmı. Şimdi gelelim bu kirli işleri görmemize sağlayacak olan saha gerçeklerine. Şimdi Irak ve Suriye'de Amerika'nın oluşturduğu terör unsurları var. Ve bu unsurlara farklı isimler vererek bir takım e, rol ve model biçmiş Amerika kendi aklınca. Evet. İşte SDG e, Suriye tarafında legalleştirilmeye çalışan PKK'nın uzantısı bir yapı. Ve Amerika'nın iddiası şuydu. SDG Suriye tarafında faaliyet gösteriyor. YPG ve Irak tarafı farklı. E şimdi, şimdi Bu noktada içinde. Sayın Başbuğ, ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü de PKK YPG'ye helikopter eğitimi verip vermediklerini ilişkin bir soru sormuşlardı. Hani bildiğim kadarıyla hayır yanıtını verdi. Bu açıklamanın o zaman anlamı ne? Hani PKK'ya helikopter eğitimi veriliyor olabilir mi bu arada? Hani siz de ifade ettiniz Erbil'in Amerika ve Irak'tan açıklama istediğini de hatırlatarak sorayım. Ben zaten e, o soru bana sorulsaydı bildiğim kadarıyla evet derdim. Neden? Çünkü zaten orada Amerika'nın bu eğitimi verdiğini bütün yedi düvel biliyor. Yani Amerika e, dediğim gibi kafayı kuma gömmüş, oynadığı tiyatronun, e, kurduğu tuzağın herkes tarafından yenilip yutulduğunu zannediyor. Ya Biz aylardır o bölgede yapılan bütün faaliyetleri e, deşifre ettik. E, ve dedik ki Amerika burada düzenli bir orduda olması gereken bütün silahları bölgeye getiriyor ve DAEŞ'le mücadele yalanıyla kendine müzahir bir takım yapıları, kirli yapıları e, ordu sıfatıyla donatmaya çalışıyor. Ki hani yine çok gündemde paralı askerler, Blackwater tarzı bir takım yapılar hep tartışılıyor. Wagner. Benzer bir yapıyı Amerika, Wagner, benzer bir yapıyı Amerika işte Suriye'nin ve İran kuzeyinde kurma derdinde. Bunun bir arka planı bu. Dedik ve oyun bozduk. Yani işte bu yapıyı dağıttık. E şimdi aynı Amerika, DAEŞ'ta sanki hava aracı varmış gibi bütün hava savunma silahlarını bölgeye yığdı. Ve buna da bizim inanmamızı bekledi veya dünya kamuoyunun. Ama aynı zamanda yetmedi ee, ki e, akşamları birlikte hatırlarsan o tartışma programlarında bunları hep değerlendirdik. Evet. Dedik ki Amerika'nın bölgede e, teröristlere zırhlı araç eğitimi verdiği yönünde görüntüler var ya. Yani artık hani bırakın söylendiği veya dedikoduyu görüntüler var. E, bir takım zırhlı araçlar bölgeye getirildi ve bunlarla ilgili eğitim veriliyor. Kime? Teröristlere. Ve bu bahsetmiş olduğumuz teröristler de e, bu bölgede almış olduğu eğitimle Türkiye yönelik bir takım hazırlık içerisinde. Yetmedi. Aynı Amerikan biz bölgede helikopterlerle e, komando eğitimi vermek üzere teröristleri havadan e, hava araçlarıyla ilgili inme bilme eğitimleri verdiği yönünde bir takım gene delilleri biz tartıştık programlarda. E, bunun yanında bir pilotaj eğitimi var mı? İşte e, elde eden bilgilere göre var. Ve bu e, bahsetmiş olduğum eğitimlerin Süleymaniye'de yapıldığı iddia ediliyor. Orada işte tırnak içinde söylüyorum biz sözde SDG özel kuvvetlerini Amerikan özel kuvvetlerinin yetiştirdiği şeklinde bir takım eylem ve söylemler var. E şimdi burada bu iddialar bunu doğruluyor. Yani e, bahsetmiş olduğumuz terörist Şervan Kobani yani mazlum Kobani denilen bir başka katilin yeni olan kişi işte tırnak içinde gene söylüyorum bu sözde SDG'nin e, havacılık ...unsurundan sorumlu komutanı. Öyle tanımlıyorlar kendilerini. E şimdi ben hep şunu ifade etmişim ilk andan itibaren bu olayda. Helikopterler genelde çift pilot uçar. İki pilotun uçtuğu bir hava aracıdır. Hadi biri bu, yanındaki diğeri kim? Şimdi bu açıklanmıyor, bilinmiyor veya saklanıyor. Ben buradan şu öngörüde bulunayım. Muhtemelen hani az önce senin çok güzel örneklediğin Wagner türü Blackwater... E, tarzı yapının bir pilot olan eski asker terörist e, edilmiş bir kişisi muhtemelen bu kişinin yanında esas e, pilot olarak uçuyordu çünkü bunlar e, he. hemen öyle verilecek eğitimler değil yani uzun süreli bir eğitimi gerektiriyor ve tek başına hele ki gece uçuşu e, en zor uçuştur e, böyle bir uçuşta ben bu bahsetmiş olduğumuz çapulcunun e, tek başına veya yanında ikinci bir çapulcuyla bu hava aracının uçuracağı kanaatinde değilim. Muhtemelen Amerika o nedenle e, her ne kadar hava aracını biz tanımlasak da kuyruk numarası, ait olduğu ülke, güzergah bunların hiçbiri bilinmiyor diye bir tiyatro oynuyor. İşte bu bahsetmiş olduğumuz e, bilgilerin olmaması bu işin örtülü bir faaliyet olarak Amerika tarafından planlandığını gösteriyor. Amerika'nın taktiği şu, bu tür kirli işlerde iz bırakmadan operasyonu tamamlamak için Genellikle Ama kuyruk numarasız yani kesinlikle bırakıyor. Hı. Şimdi bakın havacılıkta her türlü faaliyet kayıt evet. altındadır. Yani Irak ve Suriye'deki bütün uçuşlar Amerika'nın gözetimi ve kontrolü altındadır. Amerika'nın bunu ben bilmiyorum, görmediğim yalanı sadece kendisi inanıyor. Çünkü burada Amerika'nın net olarak bilgisi var. Kaçakçılık mı yapıyorlar, uyuşturucu kaçakçılığın var, silah kaçakçılığı mı bu bilinmez. Ama burada mühim olan husus, bilmemiz gereken husus şu... Bu işin Amerika tarafından terör faaliyeti evet. olarak planlandığı ve uygulandığı bunun üzerinden meseleye yaklaşılmalı. Türkiye'de zaten öyle yaklaşıyor Peki. ve hesabını soruyor. Ama maalesef Amerika bunun altından kalkacak veya hesap verecek ciddiyette ve boyutta değil. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Coşkun Başbuğ.